Şimdi de, camilerimiz yakıldı dedi. Erdoğan'dan bir gezi çıkışı daha. Gezi eylemlerine katılanlara, sürtük diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, camilerimizi yaktılar, söylemlerinde bulundu. Erdoğan, bu zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde parti grup toplantısında, gezi olaylarına katılanlara, bunlar çürük, bunlar sürtük ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Erdoğan geri adım atmayarak, biz hep milletimizin diliyle konuştuk, biz gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik diyerek kendini savunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kızılcahamam kampında konuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmalarda Gezi'yi hedef almaya devam ediyor. O günlerde yaşanan olayları sıralayan Erdoğan, cami yakma iddiasında bulunarak, bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi dedi. Gezi olaylarında sokakların ateşe verildiğini, devletin otobüslerinin, vatandaşların dükkanının yakıldığını söyleyen Erdoğan, bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi. Gezi vandalizminin ülkemize maliyeti ne biliyor musunuz? 1,5 milyar dolardan fazla. Türk ekonomisine verdiği toplam zarar ise yüzlerce milyar doları bulmaktadır. Bizim gezi olayları konusundaki öfkemizin sebebi kişisel değil. Ülkemizin ve milletimizin hala ödediği ağır faturaların önümüze sürülmeye başlandığı ilk hadise olmasıdır. Halen mücadelesini verdiğimiz siyasi ve ekonomik tuzakların pervasızca ilk sergilendiği yer olmasıdır, dedi.